Contango zor anlaşılan fikirlerden biri olabilir. Özellikle de marketlerin geleceği hakkında konuştuğumuzda. Ancak bunun sebebi bu terimin her zaman konuştuğumuz kişinin future piyasasında yani gelecek sözleşmeleri piyasasında olmasına veya bir akademisyen olmasına bağlı olarak farklı anlamlara gelmesinden kaynaklanır. Öncelikle bu terimin tanımını yapalım. Contango aslında bir teoriden ibarettir ve gerçek hayatta gözlemlenemez. Contango teorisi der ki, insanlar gelecekteki bir şeyi almak için onun şimdiki tahmini değerinden daha fazlasını ödemeye hazırdırlar. Eğer tahmini yani beklenen fiyattan konuşacak olursak ki bu oldukça teoriktir, diyelim ki futures marketlerinde işlem yapan herkese bir anket yapmaya kalkıştınız ve gümüşün 8 ay sonraki değeri ne olacaktır diye sordunuz. Eğer bekledikleri fiyatı size iletirlerse, teorik olarak anketinizin sonucu beklenen fiyattır. Diyelim ki bu fiyat da 33 lira olsun. Yani bu, işaretlediğim gümüşün beklenen fiyatı olsun. Ancak beklenti eğrisinden de görebileceğiniz gibi, ilerisi için yapılmış bir gümüş sözleşmesinin beklenen fiyatı, 8 aylık bir sözleşmenin fiyatı, beklenen fiyatın üstünde seyrediyor. Böyle seyretmekte çünkü insanlar onu şu anda almak istemezler, 8 ay sonrasında alacakları gümüş için bir yer kiralamak ve o gümüşü oraya saklamaktan ya da birisinin o gümüşü çalacağından korkmaktan çok, o gümüş için bir risk prim ödemeyi ve bu sebeple de 8 ay sonrası için daha yüksek bir para ödemeyi tercih ederler. Kısacası, Contango teorisinin akademik açıklaması şudur. Gelecekte istenen bir mal için, insanlar tarafından verilen fiyat, beklenen fiyattan daha fazla olacaktır. Çünkü insanlar, onun geç teslimi için bir prim ödemeyi kabul edecektir. Gündelik hayatta kimi insanların market hakkında, market Contango durumunda dediklerini duyabilirsiniz. Bunu söylediklerinde, aslında videonun başında bahsettiğimiz iki şeyden birini söylerler ki bunlar bağlantılıdır. Ve eğer biraz da bu konu hakkında bilgi sahibi iseler, teorik olarak beklenen fiyat hakkında konuşuyorlardır. Beklenen fiyat, zamanla o malın spot fiyatına doğru eğilim gösterecektir. Solda gördüğünüz beklenti eğrisi, yani kısaca malın zamana göre değişen fiyatını gösteren bir eğridir. Malın şu anki fiyatı. Bu eğri ise fiyatın zamana göre değişimini gösteriyor. Yani bu bir ürünün zamana göre değişen spot fiyatını gösteriyor. Ve 4 ay sonrası için bir kontrat, bugün için fiyatı 35 liranın biraz altında. Fakat ürünün beklendiği tarihe yani teslim tarihine yaklaştığımızda burada zamanda ilerlemiş oluyoruz. Aynı fiyat spot fiyata doğru eğilim göstermelidir. Yoksa insanlar o gün yok yerden para kazanabilirler. Ve aynı şekilde 8 aylık bir kontratın fiyatı da spot fiyata doğru azalmalıdır. Bu durum, yani spot fiyat çok değişmeksizin zamanla farklı uzunluklardaki kontratların aynı spot fiyata doğru gitmesi durumu, insanların market Contango durumunda dedikleri durumdur. Evet, farklı uzunluklardaki kontratların fiyatlarının belirli bir spot fiyata doğru inmesi durumu. Gördüğünüz gibi hepsi zamanla düşüş eğilimi gösteriyor. Ancak bu, sizin zamanla göreceğiniz bir şeydir. Yani basit olarak sadece beklenti eğrisine bakmak size bunu vermez. Ancak genelleme yapacak olursak, geleceğe dair kontratların fiyatları zamanla birlikte artar, yani beklenti eğrisinde yukarı doğru bir eğim görmekteyiz. İnsanlar bir şeyler için Contango durumunda dediklerinde aslında yukarıya eğimli bir beklenti eğrisine ya da bir normal eğriye bakıp sonra da bu Contango durumdadır diyorlar. Ancak bu tamamen doğru değil, Contango aslında bu zamana bağlı değişimin adıdır. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.